Evet, üniversite adayları bugünlerde yapacakları tercihler için deyim yerindeyse kafa patlatıyorlar. Çünkü en az sınavlar kadar, hatta belki daha da önemli, tercih yapabilmek, hayatlarının tercihlerini yapacaklar. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi kriterler tercihte göz önünde bulundurulmalı? Bunları konuşacağız. Stüdyomuzda önemli bir konuğumuz var. Bilkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdullah Atalar'la birlikteyiz. Sayın Atalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi öğrenciler ve tabii ki onların aileleri sizi dikkatle dinleyecek. İster istemez, çünkü önemli bir zaman. 3 Ağustos son gün, sonrasında 15-20 Ağustos'ta da bu yerleştirmeler açıklanmış olacak. Eylül'ün ilk haftası da sanıyorum kayıtlar olacak. Evet, böyle bir takvim var önümüze. Artık yerleşmek için tercih yapma zamanı, sınav sonuçları açıklandı. Şimdi neye dikkat etmeli? Önce bu püf noktalarını sizden bir alalım. Bu hafta öğrenciler 30 kadar tercihlerini yazıp verecekler. Hı hı. Bence tercihlerini yazarken bir kere okudukları zaman pişman olacakları konuları seçmesinler. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Öğrenciler sevdikleri konularda başarılı olurlar. Sevdikleri konuların çevresindeki meslekleri seçsinler. Çok çalışabilecekleri, çalıştıkları zaman sıkıntı duymayacakları konuları seçsinler. Mesleklerini de seçerken tabii puanlara da dikkat, kendi puanlarına ve ilgili bölümlerin puanlarına dikkat etmeleri lazım. O zaman meslekleri çok yakından tanıyor olmaları lazım. Tabii, öncesinde tabii. Ciddi bir aslında araştırma gerektiriyor ya da çevresel yönlendirmeler bu tabii, anlamda önemli değil mi? Bunun içinde birçok üniversitede tanıtım programları, meslek tanıtım günleri yapılıyor. Evet. Onlara muhakkak katılsınlar ve meslekleri iyi tanısınlar diye. Şimdi 30 tercih var. Tabii ilk sıralara en istenen bölümler ve üniversiteler yerleştirilecek. Peki bu noktada nasıl bir tercih sıralaması yapmak Şimdi, lazım? Şimdi puanım nasılsa tutmaz diye bölümleri yazmaktan vazgeçmesinler. Bence başlara gönderilenler ne kopuyorsa onu yazsınlar. Birçok vakıf üniversitesinin burslu programı var. O burslu programları yazabilirler en tepeye. Tabii puanları yüksek olduğu için. Ama ardında kendi puanlarını da içine alacak bölgeye de tabii inmeleri lazım. Ama hiçbir zaman benim puanım bu bölgeyi nasılsa hiç tutmaz deyip yazmamazlık etmesinler de. Ne kadar bir fark olması lazım? Mesela aldığınız puanla istediğiniz bölüm arasında ya da Şimdi okul puan arasında... demeyelim ama sıralama. Diyelim. Hı. Ne bileyim 100 bin üstünden başlasınlar. Sıralamaya göre bakmak daha mı Bence mantıklı? Daha yani mantıklı. Puan değil, sıralamayı tercih edin. Sıralamayı tercih edin diyorum. Çünkü dilimler ona göre değişiyor. Evet, değil mi? Evet. Tercihe göre değişiyor. Şimdi özellikle ortaöğretim başarı puanı burada hesaplanacak mı? Ortaöğretim başarı puanı girdi zaten puanların içinde var. İçinde girdi. Evet. Okul düzeyi de bu anlamda. Bunların içinde yani hesaplanan puan o ellerindeki belgede puanları ve sıralamadaki yerleri var. Üniversite kılavuzunun oradaki karşı gelen şeylerine bakarak, üniversitenin web sayfalarına bakarak tercihlerini oluşturmaya başlayabilirler. Nerede hata yapılıyor en çok? Mesela evet tercihler yapılıyor ama boş kontenjanların da olduğunu görüyoruz. Yani yerleştirilemeyen çok öğrenci oluyor genelde. Evet. Bazen ben şöyle şeyler görüyorum. Mesela ikinci tercihine yerleşmiş, tüh diyor, keşke yerleşmeseydim. Ben aslında üçüncü tercihimi istiyordum. Evet. Yani bu aslında acıklı bir durum. Tercihlerini hakikaten okumak istedikleri şeyleri yazsınlar başlara. Yani ben birçok kere bu durumla karşılaştım. Girmek istemedikleri bölüme üstelik puanı yüksek diye yazmış. Hı hı. Ve girince de çok üzülüyorlar. Şimdi o neden diye bakmak lazım. Genelde herhalde yapılan araştırmalar da aile faktörü, çevresel faktörler çok etkili tercihler üzerinde. Tabii, tabii. Bence burada biraz ailelere seslenmek lazım. Ne dersiniz? Çünkü mesela babanın ya da annenin istediği meslek ya da istediği bölüm ön plana çıkıyor. Ama burada çocuğun ne istediği daha önemli olması tabii, gerekmez. Tabii. Ben ailelere hep çocuklarınızın sesini dinleyin diyorum. Hı hı. Yani aileler hep belirli mesleklere, bazen de kendi mesleklerine yönlendirmek istiyorlar. Fakat öğrenci eğer bunu istemeden yazıyorsa sonunda aslında çok da başarılı olmuyor. Onun için öğrencileri neyi istiyorlarsa onu seçmelerine izin vermelerini dilerim.
Şimdi neyi istiyorlarsa demişken sizle başlamadan önce sohbetimize reklam arasında ufak bir konuşma gerçekleştirdik. Siz sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Öğrencilerle de sürekli diyalog halindesiniz. Tabii onların sesi oluyorsunuz aynı zamanda evet, burada. Evet. Sizden de talepleri var anladığım kadarıyla. Neler, evet, ben şöyle 1,5 yıldır Twitter kullanıyorum. 10.000'den fazla da takipçim var. Öğrencilerle birebir iletişim halinde olmak için iyi bir imkan veriyor bu. Örneğin bir öğrencimiz gece 11.30'da asansörde kalmış. Bana oradan tweet attı. Hocam asansörde kaldım diye. Ben de o sırada tesadüfen başındaydım. Açtım telefonu, o binanın güvenlik görevlisine. Aman koş kurtar dedim. Böyle faydası oluyor. Bir başka seferinde bu kışın Ankara'da kar yağıyor. Evet. Ben de İstanbul'daydım. Ankara'dan bana tweet yağıyor. Hocam kar çok fazla, okulu yarın tatil edin. Bu da evet, gece 11'de falan oluyor. Ben de o sırada işte Atatürk Havalimanı'na gelmiştim. Ve dedim ki bakın dedim birazdan uçağa kalkarsa eğer Ankara'da fazla bir şey yok demektir. Hı hı. Böyle bir tweet attım. Ardından da hakikaten uçağı çağırdılar. Uçağın içine girince bir tweet daha attım. Bakın birazdan pilot announce ediyor. Uçak kalkacak, ders çalışmaya devam. Tam o sırada sınav sırasıydı. Hı. Böyle öğrencilerle eğlenceli alışverişimiz oluyor. Dün gece de bu programa çıkacağımı söyledim onlara. Hı hı. Dedim ki sizce Bilkent hakkında ne söyleyeyim? Hakikaten yüzlerce tweet geldi. Onlardan birkaç, onları bir özetledim, onlardan söylemek istiyorum. Nedir onlar? Diyorlar, dediler ki mezunların başarılarından bahsedin. Hakikaten bugün Türkiye'nin en genç banka genel müdürü Bilkent mezunu. Türk Telekom'un genel müdürü Bilkent mezunu. Geçen yıl Obama, Amerikan Başkanı Obama, Amerika'da çalışan bütün öğretim üyeleri, genç öğretim üyeleri arasında 20-30 tanesine çok başarılı oldukları için madalya verdi. Hı hı. Başkanlık madalyası verdi. Bunlardan iki tanesi Türk. O ikisi de Bilkent mezunu. Hı hı. Bir başkası demiş ki Bilkent anlatılmaz yaşanır demiş. Hocam burslarınızdan bahsedin. Bilkent burslarından bahsedin demiş. Hakikaten Bilkent'te çok sayıda burs veriyoruz. Nasıl burslar bunlar? Yani burslar, sporcu bursu var. Yok, bizim burslar her bir bursun bir kontenjanı var. O burslu kontenjanları yazıp o puanını tuttururlarsa burslu oluyorlar. Ve bu bizim burslarımızın en önemli özelliği hiçbir şekilde kesintisiz olması ve başarıya endeksli olmaması. Yani sınıfta öğrenciler sınıfta kalsa bile burslarımız aynen devam ediyor. Peki hangi bölümler ön plana çıkıyor? Mesela biraz onlardan da belki bizi izleyen öğrencilere ya da ailelerine bilgi vermek lazım. Şimdi tercih yapacaklar var, kafaları karışık. Hangi mesleği seçsem diye düşünenler olabilir. Son yıllarda böyle çok revaçta olan bölüm anlamına baktığınızda ilgi ve talep hangilerinde daha fazla? Şimdi sayısal alanda tıp son yıllarda öne geçti. Uzun yıllar mühendislik öndeydi. Evet. Bu son birkaç yıldır tıp öne geçti. Bu tıpla mühendislik arasında bu öne geçme bazen o öne geçiyor, bazen bu öne geçiyor. Mühendislikte hangisi? Mühendislikte de endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği gibi alanlar hakikaten revaçta. Hı hı. Şimdi öğrencilerin Türkçe matematik alanında en çok revaçta olan konuda hukuk. Evet. Bunun yanında işletme, iktisat gibi alanlar hakikaten öne geçiyor. Eski meslekler kaybetmemiş o zaman değerini. Tabii, tabii, hep avukat tabii ve doktor olmayana kız vermezlermiş eskiden. Demek ki hala devam ediyor. Meslek meslekmiş. Onun dışında peki mesela bilişim? Tabii tabii. Yani bilgisayar mühendisliği çok revaçta olan mesleklerden bir tanesi. Bilişimle ilgili bölümler çok revaçta. Zaten günümüzde bilgisayar çok önemli bir yer tutuyor, hayatının her yanına girdiği için bilgisayarla ilgili meslekler hakikaten çok revaçta. Şimdi tercih yaparken dikkat edeceğiz, tercih sıralamasında en üste koyacağız en çok istediklerimizi ama bir yandan da gerçekliklere bakmak lazım. Mesela işsizlik oranları açıklanıyor. Tabii giderek iyileşiyor bu rakamlar ama özellikle baktığımda 4 gençten biri işsiz durumunda. Yani seçtiğiniz meslekler çok çok önemli. Bu rakamlara bakarak da mı değerlendirmek lazım? Yani evet, severek yapmak çok çok önemli ama bir de hayatın gerçekleri var. Yani iş dünyasına katılacaksınız. Orada da her ne olursa olsun iyi olan kazanır mı
gözüyle ya da şimdi üniversitelerin fonksiyonu nedir? İyi yetişmiş öğrencilere her zaman iş bulunuyor. Örneğin İngilizceyi iyi öğrenmek hakikaten çok önemli. Bugün Türkiye dışa açılıyor, ihracat yapmaya çalışıyor ve ihracatında hakikaten büyük ilerlemeler sağlıyor. Bunu da yapmanın yolu hakikaten yurt dışında iyi dil bilmek. Evet. Dil bilmenin, dil bilmekten de kastımız tabii İngilizce. İngilizce bugün bir dünya dili oldu. Bugün bir Fransızla bir Alman aralarında İngilizce konuşuyor. İngilizceyi çok iyi konuşmak lazım. İyi yazmayı bilmek lazım. İyi kitapları okuyabilmek lazım. Bu İngilizce kaynaklara ulaşabilmek için hakikaten iyi İngilizce bilmek lazım. Dolayısıyla İngilizce dil becerisi mezunlara çok şey katıyor. Yani üniversitede özellikle bu eğitimi de derinden almak lazım. Tabii. Üniversitede tabii. Bitmesi lazım ki sonrasında aslında tabii bu İngilizce eğitimini bizim ilk öğretimde vermemiz lazım. Evet, doğru. Çocuklar küçükken dili çok daha hızlı öğreniyorlar. Sonradan öğrenmek yaş ilerledikçe her seferinde daha zorlaşıyor. Aslında var ama etkin değil. Belki onu başka bir şekilde sorgulamak lazım ama bunun dışında başka ne ekleyebiliriz? Çünkü çok az zamanımız kaldı. Bir yandan da toplamak istiyorum. Nasıl bir mesaj verelim? Kariyeri için en iyisini isteyen ve sıkı çalışma tarzını ve araştırma yapmayı bilen mezunlar bugün iş hayatında mezun oluyorlar. İş hayatında çok başarılı oluyorlar. Bu mezunlar sadece öğrendikleriyle değil, üniversiteyi bitirdikten sonra öğrenecekleriyle katkıda bulunuyorlar. Çünkü sadece öğrendikleri yetmiyor, hayat hızla da değişiyor. Dolayısıyla öğrenmeyi bilen, yeni şeyleri öğrenmeyi bilen mezunlar başarılı olacaklar. Evet, çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Önemli bilgiler verdiniz. Şimdi öğrenciler artık tercih yapma zamanı. Onlar tercihlerini yapacaklar. 3 Ağustos'a kadar bir kez daha altını çizelim. Son gün tercihlerinizi yapacaksınız ve sonrasında da 15-20 Ağustos'ta tercih sonuçları açıklanacak. Dileriz herkes istediği bölümlere, istediği üniversitelere yerleşir. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından piyasalar gün ilk yarısını tamamladı. Hemen rakamların detayları için Serdar Kuter aramızda olacak.